Şimdi buraya bir kalp çizelim arkadaşlar. Güzel. Küçük bir kalp çiziyorum ki asıl vurgulamak istediğim şey hizmet etsin. Buradan aort damarı çıkıyor olsun, tamam mı? Evet, elimi tam buraya koyuyorum. Bir şekilde elimi oraya sokuşturabilmişim diye varsayacağız. Yani belki normal hayatta hemen öyle sokuşturamam elimi ama sokuşturabilmişim diye varsayalım, tamam mı? Ve kan atımlarının avucuma yaptığı baskıyı hissedebiliyorum. Şimdi sorumuz şu tam olarak ne hissederim? Şöyle bir şey mi hissederim? Çizdiğim her ok bir sistolü temsil ediyor. Unutmayın. Kalp burada kasılıyor, burada kasılıyor, burada kasılıyor. Burada 5 adet kan atımı olsun tamam mı? Böyle bir şey mi hissederim? Çünkü diastol sırasında kalp gevşediğine göre elime ulaşacak herhangi bir akış sistolden geliyor olmalı değil mi? Mantık olarak. O halde hissettiğim şey bu mu olur? başka bir şey mi? Şimdi bu soruya birazdan cevap vereceğiz. Şekli biraz daha büyük çizelim, tamam mı? Buraya çiziyorum. Az sonra çok güzel bir şey göreceksiniz. Aortu bu şekilde, genişlemiş haliyle gösterelim. Böyle çiziyorum. Aortun normal halini, yani genişlememiş olduğu durumu da bu şekilde gösteriyorum. Ama burada kompliant arterlerden bahsettiğimiz için, aortun genişleyeceğini biliyoruz zaten kan içeri girdiğinde tüm buralar kanla doluyor. Elbette ortadan da kan geçiyor. Ama aort duvarlarına baskı yapan kan bu. Her iki tarafta da bol miktarda kan duvarlara baskı yapıyor, baskı yapıyor, baskı uyguluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani ortalığı kan gövdeye götürüyor diye düşünebiliriz. Bu oklar baskının yönünü gösteriyor bize. Ve damar içerisinde dümdüz ilerleyen bir miktar kan da var. Bu da Aort içinde doğruca ilerleyen kan. Elimi de çizeyim ki yönler netleşsin. Önceki gibi elim burada. Damar içinde doğruca ilerleyen kanı hissediyorum ve bu sistol sırasında oluyor. Buraya da yazalım. Sistol. Diyastolde ise damarın gevşediğini biliyoruz. Kalp yine burada ve damar yine bu şekilde uzanıyor. Fakat damar bu kez az önceki gibi şişik veya genişlemiş halde değil böyle görünüyor. Damarın genişlemeden önceki halini de kesikli çizgiyle gösteriyorum. Ve duvarların içinde yine kan var. Yani burada kan yine var. Aort duvarlarının biraz da olsa şişik olmasının tek nedeni buradaki kan. Sonuçta damarı şişik tutmak için içeride bir şeylerin olması lazım. Diğer taraftaki kanı da tarayayım. Evet. Ama gördüğünüz gibi damarda az öncekinden çok daha az kan var. Şimdi şunu merak edebilirsiniz. Aort duvarlarına baskı yapan onca kan nereye gitti yahu? Ama az önceki o ekstra kan damardan dışarı çıktı. Bunu bilmelisiniz. Kan dışarı çıkıyor ve bu da benim elime bir baskı uyguluyor. Yani diastolde de elime baskı uygulayan bir miktar kan var. Ve ben bunu hissedebiliyorum. Yani diastol sırasında bile Avcumun içinde bir kan basıncı tespit edebiliyorum. İlk başta kanı sadece sistol aşamasında hissedebileceğimi düşünmüştüm. Oysa diastolde de hissedebiliyorum. Bu okların sistol oklarından daha uzun olmasının nedeni diastolün sistolden biraz daha uzun sürmesi. Diyastolün kalp atışı süresinin üçte ikisini kapsadığını biliyor, daha doğrusu düşünüyoruz. Tam biliyoruz demeyeyim de böyle bir... E, tahminde bulunabiliyoruz şu anda. Kesin e, ölçüm olmamakla beraber kalp atış süresinin 3'te 2'sini kapsadığını düşünüyoruz. Sistol ise kalp atışının yaklaşık 3'te 1'ini teşkil ediyor. Dolayısıyla sürekli bir akış meydana geliyor. İstikrarlı, kesintisiz bir akış. O kadar ki sistol ve diastol arasındaki farkı anlayamazsınız bile. Çünkü akış gayet istikrarlıdır. İstikrarlı akış demişken, şunu biraz yukarı kaydırayım şöyle. Çünkü size çok güzel bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. İşte bu bahsettiğimiz fikri oyuncak üreticileri almış ve benzer bir sistem kullanarak neyi üretmişler? Su tabancasını üretmişler. Demişler ki insanlar arkadaşlarının üstüne su püskürtmeyi seviyor. Su tabancamız bu olsun. İnsanlar arkadaşlarına sinsice yaklaşıp onları ıslatmaya bayılıyor. Siz de benim gibiyseniz havuzda ya da dışarıda sinsice böyle arkadaşlarınızı ıslatmayı seviyorsunuzdur muhtemelen. Evet bu su tabancamızın su haznesi olsun. Bu tür su tabancalarında su püskürtebilmek için önce sistemi pompalamanız gerekir. Buradaki hava pompasıyla sistemi pompalıyorsunuz. Bu da bu haznedeki suyun buraya geçmesine neden oluyor. Yani siz sistemi pompaladığınızda su bu küçük balona gidiyor. Pompalıyorsunuz, pompalıyorsunuz. Bu arada arkadaşınızın köşeyi dönmesini bekliyorsunuz. Sistemi sessizce pompalıyorsunuz. Ve bu balon gittikçe büyüyor. Çok büyük bir hale geliyor. Artık hazırsınız. Arkadaşınız köşeyi döner dönmez onu ıslatacaksınız. Tam o anda arkadaşınızı görüyorsunuz ve tetiği çekiyorsunuz. Bakın tetiği de çizdim. Tetiği çektiğiniz anda buradaki tüm su dışarı püskürüyor. Ve bu, e, bu bunu yani bu püskürme istikrarlı düzgün bir akış halinde oluyor. Tetiği çektiniz bir kere püskürdü. Bir daha çektiniz, bir daha püskürdü şeklinde değil yani. Hani bir çektim, püskürdü, bir çektim, püskürdü gibi değil de çektiniz, devamlı püskürdü şeklinde. Tetiği basılı tuttuğunuz müddetçe kesintisiz ve istikrarlı bir akış elde ediyorsunuz. Tıpkı buradaki gibi. Aslında buradan çıkartacağımız sonuç şu. Elastik bir balonda depolanan enerjiyi kullanarak istikrarlı akışlar elde etmek mümkün. Aynı bu örnekte olduğu gibi. Yani bu balon aslında elastik potansiyel enerji depoluyor. İşte bu tür sistemlere sabit basınç sistemi deniliyor. Bunu bir düşünün. Su tabancası üreticileri buna sabit basınç sistemi diyor. Ve çalışma prensibi vücudumuzdaki işleyişe çok benzeyen bir fikirden geliyor. Çok güzel değil mi? Evet. Bundan böyle kan akışının sürekliliğinden bahsedildiğinde kompliant arterlerin bu konuda ne kadar faydalı olduğu aklınıza hemen gelebilir.